alacağız. Peki size bir kâr olur mu? Hem şifa görüyoruz. Başka bir değer şey olur. Kazanç planı elde edebilir miyiz? Evimize, yurdumuza bir kazanç elde edebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Bunu üç şekilde yapıyoruz. Birincisi tüketici oluyoruz. Ucuz alıyoruz. İkincisi yarı zamanlı part time çalışıyoruz. Üçüncüsü ise tam zamanlı çalışmadır. Şimdi tüketici olduğunuz vakit ne yapıyorsunuz? Bir ürünü 100 lira yerine 99 liraya bile alsa insan sevinir. Mesela bazı ticaret siteleri vardır. İşte Trendyol'dur, N11'dir. Hepimizin bildiği şeyler. Şimdi reklam olmaz olacak falan diye de uğraşmaya gerek yok zaten. Bunlardan belli bir şey işte cüzdan yapmışlar. %1, %2 indirim yapıyoruz diyorlar. Millet aa diyor ne kadar güzel %2 kar ettim, %1 kar ettim diye seviniyor. iOSNet ise öyle %1, %2, %5 değil. Direkt olarak %30'a kadar indirim sağlıyor. Ürünü aldınız, daha sonraki alışlarınızda %10'dan başlamak üzere aldığınız miktara göre %10, %15, %20, %25 ve en son %30 olarak indirimli alırız. Peki tamam, tüketici olmak karlı. Para nasıl kazanırız? Para kazanmak için hocam ilerletebilir misiniz? Arkadaşlar burada bizim yaklaşık olarak 2, 4, 6, 7 çeşit gelirimiz vardır. Birincisi parkinde gelirim. Ne oldu? 70 liraya aldık, 100 liraya sattık. %42 kar elde ederiz. %42 kar güzel bir kardır. Bu arada vergisi ödenmiş kar oluyor. İkincisi kayıt referans primi. Hocam devam edelim slayta. Kayıt referans priminde şimdi bir kişiye ürünleri tanıttınız. Misafir olarak sunuma çağırdınız. Kişi kaydoldu. Kişi kaydolunca firma bize belli bir para öder. Ne kadar öder? Eğer ki gelen kayıt olan, üye olan kişi 150 liralık bir alışveriş yaptıysa %10'unu, 300 liralık alışveriş yaptıysa %15'ini, 600 liralık alışveriş yaptıysa %20'sini, 1200 liralık alışverişte %25'ini, 2500 liralık alışverişte ise %30'unu alır, hediye eder. Yani ne demek bu biliyor musunuz? Şöyle tarif edeyim. Bir gün bir arkadaşınız geliyor diyor ki işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma her neyse bana bir diyor berber gösterebilir misiniz? Tıraş olmak istiyorum diyor. Siz de götürüyorsunuz berbere. Berber de o hoş ne güzel yanından bir kişi getirmişsiniz. Teşekkür ederim. Alın bu da al kardeşim şu 20 lira 30 lira veya seni iki tıraş beleş yapayım diyor mu? Yok. Demiyor. Hiçbir şey demiyor hatta. Hatta getirdiğimiz adamla samimi olursa bizi kenara kenara atıyor. Sohbete bile dahil etmiyor. Ama firma diyor ki sen diyor bir kişiyi getirdiğin vakit diyor sen böyle bir iyilik yaparsan ben bu iyiliğin altında kalmam diyor. Direkt olarak her getirdiğin kişide hediye veriyor. Referans olarak prim veriyor. Peki bu ikinci, üçüncü nedir? Üçüncü hocam, üçe geçelim. Bina arıyor. Şimdi arkadaşlar tamam. Ya benim telefon listem var hocam. Telefonda 500 kişi var. Bu telefonda 500 kişi kaydettik. Ondan sonra ne olacak? 500 kişi kaydettikten sonra tıkandı mı? İşim bitti mi? Hadi ben eyvallah diyeyim. Gideceğim mi? Hayır. İşte burada kazanç planı güzelliği burada çıkıyor arkadaşlar. İkili kol var. İki kol. Bir kol, sol kol ve sağ kol. Sol kolunuza ve sağ kolunuza kayıtlarınızı devam ediyorsunuz. Sizin kaydettikleriniz de buraya kaydediyor. Onların kaydettikleri de alta doğru inip gidiyor. Böyle inip giderken tabii kollarınız eşleşiyor. Arkadaşlarınız kaydolan kişilerin aldığı paketler, kullandığı ürünler, çektiği şeyler bunlar birikiyor, birikiyor. Ayın sonu geliyor. Ayın sonu geldiğinde bakıyorlar ki mesela kolun birinde 20 bin puan var. Diğer kolda 10 bin puan var. Hocam öteki sayta geçelim. 20 bin puan var. Diğerinde 10 bin puan var. Firma diyor ki arkadaşlar bunlar dengelemişsin. 10 bin yani az olana göre hesap ederim. 10 bin puanın CV diyoruz biz bu puana. %12'si 1200 liradır. 1200 lirayı hesabınıza yatıyor. Peki hocam sahada 20 bin vardı. 10 bin arttı. O ne oluyor? Onu çöpe mi gidiyor? Siliniyor mu? Hayır. O da ertesi aya kalıyor. Yani mesela 31 Ocak'ta tarihindeyiz. Bu hesaplanır. Paranız yatar. 1 Şubat günü ne olur? 1 Şubat günü de sağ kolunuzda o gördük sağda işte 20 binden 10 bin çıkınca kalan 10 bin puan kalır. Ha, 300 bindir. Solda 30, 40 bin puan yapmışsındır. O zaman 260 bin puanı kalır. Yani sonuçta hiçbir puanın silinme, zayi olmaz ve bu şekilde devam eder. Güzel mi? Güzel. Peki bundan sonra ne var? Match, derinlik bonusu. Bu arkadaşlar dördüncüdür. Ne demek dört? Bakın orada dikkat ederseniz bir lider, takım lideri, safir lider, Yakut, Sümüt, Elmas, müdür, koordinatör, milyoner ve başkan diye şeyler var.
listeler gidiyor. Bir solunuza bir sağınıza bir kişi yazdığınız vakit lidersiniz. Eğer ki bir aylık satışınız 2500 lirayı bulursa takım liderisiniz. 5000 lirayı bulursa safir, 10 bin liraysa yakut, 25 bin liralık bir satış yaparsanız zümrüt olursunuz. Peki hocam ne olacak, ne güzel sayıyorsun. Burası ne, firma mı, sarraf dükkanı mı, Allah'ını seversen iyi öğrenmişsin, güzel güzel pırlanta minnakta gidiyorsun da niye bunlar? Şimdi arkadaşlar buradaki olay nedir? Safir lideri olduğunuz vakit, bakın şu altta bir %10 yazısı var. %10 nedir bu %10? Hani az önce hesap ettik ya, artık bir tanesi işte 1200 lira prim yattı. İşte o siz yazdıysanız o arkadaş 1200 lirayı aldığı vakit şirkette diyor ki sen bana diyor bu adamı getirdin. Onun kazandığının %10'unu sana veririm diyor. Yani 120 lira size hediye ediyor. O kazanan arkadaş gibi 5 kişiyi kaydettirirseniz 5 tane 120'den 600 lira size para yatıyor. Güzel mi? Gayet güzel tabii hava. Havadan 600 lira para kazandınız yaptığınız bu iş için. Peki zümrüt oldunuz siz, pardon, yakıt oldunuz. Yakıt olunca artık diyor ki sana diyor o 120 liranın %10, işte 1200 liranın %10'unu veriyordum ya. Artık vermiyorum. Yapma ya. Ne olacak peki? %15'ini vereceğim. Ama daha güzel be. 120 lira yerine 180 lira alacağız. Yani 180 çarpı 5, 900. Güzel. Vallahi iyi. Tamam, o bu da güzel. Peki zümrüt olursan, zümrüt olursan da diyor ki %20'sini veririm. Yani 240 lira. 5 kişi kaydettiysek 1200 lira. O da güzel. Gerçekten güzel. Bakın. Ama devam ediyor. Bir de elmas var. Elmasın altında da bir de %20'ye %15 yazmış. Allah Allah. Nedir bu bir? Bu da şudur arkadaşlar. Siz yazdığınız %20, o ilk yazdıklarınızdan %20 verdi ya. Sizin yazdıklarınızın yazdıklarından da %15 alırsınız. Yani siz 5 kişi kaydettiniz. O sizin 5 kişi de 4'er kişi kaydetse mesela 5 kere 4 20 kişi eder. O 20 kişinin de kazancının %15'i size geliyor. Güzel. Bir üstü var hocam, o ne, müdür? Müdür olursanız da diyor ki sizin kaydettiklerinizden %20. Kaydettiklerinizin kaydettiklerinden %15. Hele bir de onların kaydettiğinden %10 alıyoruz. Şimdi biz 5 kişi kaydettik. Onlar 4'erden 20. Onların altı da 4'er kaydetsin 80. Bakın şimdi 80 kişi kaydettiniz. %10. Adamlar 1000 lira kazansa 150 liradan 8000 lira eder. Sizin kaydettiğiniz 20 kişi de %15 alıyordunuz ya, onlar da 1000 lira alsın hadi. Fazla kazanmasın kimse. Biz gözümüz tok. Onlardan da %15'ten ne etti? 150, 1500, 3000 lira. Vah 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 vah. Biz de yukarıda da %5 alıyorduk. 240 lira. Pardon, 200 lira alalım artık. O da 5 kere 200 bin liraydı. Şu anda daha müdürken meç bonusundan 12 bin lira para alırız. Var mı? Bir de koordinatör varmış. Aman 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 aman. Koordinatörde bir de ne oluyor arkadaşlar? Daha da alta giriyor. Sizin kaydettiğiniz 80 kişiydi ya. Bir de onlar da şöyle bir 5'er kişi kaydediversinler bir. Bir çalışsınlar bir ya. Onlar da 5'er kişi kaydettiği vakit 400 kişi eder. 400 kişi %5 hocam. %5 ne olacak ya? 50 lira adam başı. İyi de 400 kişiden 50 lira topladığınız vakit 20 bin lira para ediyor. Yani hesap makinesi varsa hesaplayabilirsiniz. 20 bin lira para eder. Bizim paranı ödedi 32 bin lira. Neredeyiz biz? Koordinatördeyiz. Milyoner olduk mu? O zaman daha da alta iniyor arkadaşlar. Hani 400 kişi vardı. Ya boş ver, bunların hiçbiri çalışmasın. 2 kişi kaydetsin. 2 kişi. 2. 2. 800 kişi eder arkadaşlar. 800 kişi de yine 50'şer lira bize gelse onlardan 50 lira komik paralar artık. Yani ne ediyor? 3 litre benzin parası mı ediyor artık 50 lira? İşte 3 litre benzin parası kadar. 800 tane 50 ne eder? 400 bin lira. Bak. Bir para be. 432 bin lira. Meç'ten kazandım sadece. Ha, dördüncü bu. Başka bir şey anlatmayayım. Karıştırmayın arkadaşlar. Diğerleriyle bir alakası yok. Bu bağımsız. Bağımsız bir şey. Biz daha bitti mi? Bir de başkan var. Allah'ım o nedir ya? Kaydettiğini kaydettikleri. Arkadaşlar hani bizim bu 800 tane adam, onlar da birer tembel olsun be. 2 kişi de onlar kaydetsin, fazla kaydetmesin. 2 kişi ömürleri boyunca bir yılda 2 kişi kaydetsinler. 1600 kişi yeter. Yani 2 kişi de kaydetmezler yani. 20'şer 30'ar kişi kaydediyor herkes. 1600 kişi kaydettiler. 50 lirada bunlar aldığı vakit arkadaşlar 800 kaç liraydı? 1600 çarpı 50 çok para ediyor ya herhalde. Dur bakayım birazcık kafa karıştı şimdi, yanlış olmasın. 3, 8, evet ne yazık ki, evet doğru hesaplamışım. 80,
8 bin lira falan işte. 8 bin, az önceki de 4 bin, 8 bin lira. Yani kısacası arkadaşlar 60-70 bin lira yakın, 50-60 bin lira yakın bir para ediyor. Tabii bu bahsettiğim artık kıstım. 2 kişi kaydetsin, 3 kişi kaydetsin. Yok kimseye kaydetmesin. Yan gelip yazsın hesabı. Bir de bunların 10'ar kişi, 5'er kişi yaptığını düşünürseniz sayı çok korkunç oluyor. O zaman da dinleyenler diyor ki hocam bu ne Allah'ın seversen ne yaptın ya? Onun için arkadaşlar üst gruplu yapıyorum ki şey olmasın. Korkunç sayılar çıkmasın diye. Peki bitti mi? Tamam sadece 4 mi? Yok. 5. olay var arkadaşlar. Hocam bu 5'e de geçelim. Kariyer alırken şirket diyor ki arkadaş diyor sen kariyeri aldın diyor. Al diyorum, Allah razı olsun. Her aldığın kariyeri para basıyor. Yahut aldın 500 lira. Zümrüt oldun 1000 lira. Elmas oldun 2000 lira. Müdür oldun 4000. Koordinatör oldun 10.000. Milyoner oldun 20.000. Başkan oldun 50.000 lira veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Ben aldım. Yakut oldum aldım, zümrüt oldum aldım, elmas oldum aldım, müdür olamadım alamadım. Olamayınca alamıyorsunuz. Olunca alacağız inşallah. Arkadaşlar peki başkan da 50 bin lira yazıyor. Hocam bu ne? Valla bence de çok az. Yani adam başkan olmuş. Ayda 150-200 bin lira yakın para kazanacak. 50 bin lira komik olmuş ama işte onu da vermişler. Şimdi mühim olan şudur. Mesela bazı firmalarda diyor ki işte şu kariyere gel. Ev vereceğim, araba vereceğim. Ya ben de gel sana Konya'nın yarısını vereyim. Ne olacak? Kimse bu gelemedikten sonra firma kurulmuş 8 yıl olmuş. 8 yılda o kariyere gelen bir Allah'ın kulu yok. Ondan sonra ev veriyorum, araba veriyorum. Aferin ya. İyi yaptın. Bir de yanına da ikinci cilt karavan ver. Tam olsun. Ne olacak? Salla gitsin. Hatta benden de transatlantik böyle kıtalar arası gemi. Nasılsa kimse kazanamıyor. İşte bu olay bu. Verilen şeyi kaç kişi kazanmış? Yakut'u sırf bu ay 10 kişi mi kazandı? 20 kişi mi kazandı? Hatırlayamıyorum yani. Zümrütler dolu. Yani bu şey, kariyer şeylerini hepimiz alıyoruz hamdolsun. Ofis desteği. Ya bir de düşünün. Gidiyorsunuz. Birisiyle beraber ya bu gel bu sana iş anlatayım diye varıyorsun bir kafeye. İki bardak kahve içiyorsun. Bir de su içiyorsun. Ondan sonra anlatıyorsun. Kişi kabul ederse ne ala, kabul etmezse hesabı ödemek için yaklaşıyorsun. Hesap çıkıyor sana 70 lira. Allah o ne lan diyorum şaşırdık 70 lira. Günde 5 kişiye anlatsam 300 lira. 10 ayda şu kadar para sıkıntı sıkıntı. İşte firma diyor ki arkadaşım diyor bakın diyor, ben size güzellik yapacağım diyor. Şöyle bir güzellik nasıl? Eğer ki diyor bulunduğunuz şehirde Adana'da, Mersin'de, Konya'da, İstanbul'da, Trabzon'da neresi olursa olsun bütün herkes seni tanıyan tanımayan yoldan geçerken gören görmeyen köprü başında çarptın çarpmadın hepsinin toplam satışı yani daha doğrusu alışverişi 30 bin lira oldu mu diyor ki ben sana diyor 1000 lira hediye edeceğim. Git ofis aç. Ofis açıyorsunuz o 1000 liraya artık kiramı ödersiniz, çayımı yaparsınız. Yani düşünün bir de bir kişiye iş anlatacaksınız. Ofisinize getirmişsiniz. Binanın içerisinde orada duvarlarda şöyle bakın arkada görüyorsunuz Ayosnet bayrağı. Aynı benim duvarda olduğu gibi duvarlarda bayraklarınız. Öyle bir ortamda bir de iş anlatma var. Bir de işte gürültülü, kalabalık, sigara kokusu arasında iş anlatma var. Fark ediyor mu? Bayağı fark ediyor. Emin olun yani. Ofise gelen insanlar daha farklı davranıyor ve bunu da sağlıyor. Ha bunu her firma sağlıyor mu? Yok. Biz Tunahan hocamla beraber 2018 yılında kurduk. Tam 14 ay mı 15 ay mı ofisimizi çalıştırdık. Firma bize hediye olarak 4 tane kupa bardak gönderdi. Bir tane de ajanda gönderdi. Allah var şimdi yani ajanda vardı. Yani ajanda da yani öyle bir ajanda ki sayfa kağıttan oluşmuş. Çevirin sayfaları açılıyor. Böyle bir şeydi. Ama bu firma ise ayda 1000 lira hediye ediyor. Peki son bir kazanç vardı. Yedi dedin hocam. Altı sayıyoruz. Yedini. Yediyi de açalım hocam. Yedinci de arkadaşlar Türkiye cirosudur. Tunahan hocam. Yedinci bir şeye geçelim. Ne demek Türkiye cirosu? Eğer ki diyor başkanlık takımına geldiyseniz diyor. Kaç tane başkan var? 10 tane başkan var. Kaç lira ciro yaptı firma? İşte atıyorum. 150 milyon lira. 150 milyonun %1'i ne eder arkadaşım? 1,5 milyon. Kaç başkan var? 10 başkan var. İşte 1,5 milyonu 10 başkana bölüyorlar. Al kardeşim 150 bin lira. Al kardeşim 150 bin lira. Yılda bir sefer hediye ediliyor. İyi para. Hatta 8. kazanç artık burada değişti. Ben onu söyleyeyim. Yurt dışına geziye gönderiyor arkadaşlar. Yurt dışına şu anda şehri bir yer belli değil. Artık hangi ülke herhalde seçeceğiz. Yurt dışına gidiyorsunuz, pasaportunuzu çıkartıyorsunuz. Ondan sonra elinizi cebinize katmadan
daha veya elinizi cebinize katıp çıkartmadan dolaşıp geliyorsunuz. De böyle bir şey var. Belli bir seviyede ciro oluşturan herkes gidiyor. Maddi özgürlük, kendi işinin patronusun, ister çalışın ister çalışma kimse seni zorlayamaz. Kariyer yaparsın, ödül alırsın, insanlara yardım etmek, emeklilik, mutlu ve sağlıklı yaşam, miras bırakırsınız sizden sonra da devam eder. Sermaye yok, hiçbir şey, sorumluluk yok, bireysel gelişim, hocalarımız gelişimini sağlıyor. Daha lüks yaşam, arkadaşlar şurada ikinci satır var ya, ikinci satırı devlet memuru olanlar, bizim gibi öğretmen olanlar ve farklı yerlerde çalışanlar veya özel sektörde çalışmak zorunda olan her insan için bu kendi işinin patronu olmak bir hayaldir. Ve böyle bir şey hep yapmak isteriz biz. İstediğin vakit hareket etmek, istediğin vakit çıkabilmek. Cenazen olur, cenazene gidemezsin. Ne bileyim, olmadık karşında senden yıllarca küçük yaştaki kişi laf söyler, yutmak zorunda kalırsın. İşte bunların hiçbirini çekmezsiniz. Network'ün en güzel, en sevilen yanı budur. Şimdi insana her zaman böyle şey gülmez, şans gülmez. Bazen böyle şans gelir, kapıyı çalar, girecek misin içeriye? Kapıyı açarsan yararlar mısın? Yok, kapıyı kapalı tutarsan anlatırsın. Ya dedeme gelmişler, şu arazi var ya, o araziyi al demişler, o da almamış. İşte biz de böyle yaşıyoruz kiralarda. Böyle anlatanlar gibi anlatmaya devam edersiniz. Bu şans arkadaşlar geldi şu anda. Yani Allah'ın sevgili kuluymuşsunuz demek ki, bir yerden kimin duasını aldıysanız böyle bir toplantıya geldiniz. İnşallah aramızda da görmek nasip olur sizi. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Kolay gelsin.